Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün biliyorsunuz tek bir sohbet yapacağım. Cumartesi günü öğleden sonra ve pazar gününü kendime tatil verdim. Bu nedenle bugünkü sohbetim biraz daha uzun olabilir. Lütfen bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Hani ben el özürlüyüm diyordum ya arkadaşlar, bunun en büyük göstergesi ise benim basketbol hayatımda ayakkabı bağlamamdır. Maça çıkarken ayakkabımı bağlardım, daha maça çıkana kadar sökülürdü kardeşim. Onun için şu anda İsveç'te olan değerli kardeşim Güray benim ayakkabılarımı bağlardı. Böyle de bir şey. Sene zannediyorum 1963. Türkiye Gençler Şampiyonası yapılıyor. O zaman da böyle deplasman falan yok. Bir şehirde birleşip turnuva oynuyorsun. O sene de İstanbul'da oynanıyor ve Spor ve Sergi Sarayı'nda. Ankara'nın birinci ve ikincisi semt takımları. Bir tanesi Doğan Spor, öteki Demirli Bahçe. Doğan Spor'da Kemal diye biri oynuyor. Şey, o zaman da işte benle karşılaştırılıyor. Ama birbirimizi hiç tanımıyoruz. Demirli Bahçe'de ise benim yani gençliler kategorisinde gördüğüm en değerli bir basketbolcu vardı, Ömer Ozan. Hem skor yapıyor, hem rebound alıyor, hem top getiriyor. İnanılmaz bir, yani her yanıyla şey, ben yani o yaşlarda o kadar kabiliyetli bir, bizden falan çok üstündüceğim. Ömer Ozan daha sonra basketbol hakemi oldu. Zannediyorum federasyonda falan çalıştı. Teyze de hala arkadaşımız. Doğan Spor ise çok ilginçtir. Bir işte yani mahalle veya semt takımı birinci olmuş. Fakat kardeşim geldiler Spor ve Sergi Sarayı'nda, işte sahaya çıkacağız, ısınmaya karşılıklı birbirimizi kesiyoruz. İşte bakıyoruz, ediyoruz. Gıcır gıcır eşofmanlar, gıcır gıcır ayakkabılar kardeşim. Ve eşofmanların arkasında isimleri yazıyor. Bizimkiler ise A takımından işte eski olan eşofman ve işte şeylerle oynuyoruz. Neyse, şortlarla falan oynuyoruz. O sırada biri, işte birbirimizi de tanımıyorum. Biri dedi ki ya kaptan, o bak dedi, adamların arkasında isimleri yazıyor. İşte o sırada da böyle bir stres de var. Isınırken yani acaba ne olacak, yani önemli bir şey. Ya dedim, bizimkilerde yazmaması gayet normal. Biz İstanbul'dayız. Onlar Ankara'dan geldi ya dedim. Bu da benim çok değerli bir arkadaşımın uyarısıdır. Böyle hislendiğin zaman diyor, biraz su içip zaman kazan diyor. Yani kaybolmasınlar diye arkaları yazıyor. O anda stres mitres, sıkıntı mıkıntı kalmadı arkadaşlar. Bir anda iki takım birbirine sarıldı. İşte Kemal'le ilk defa o zaman tanıştık. Ha, maçın sonunda ne oldu bilmiyorum. Yani tutar mıydık tutamaya, yendik mi, yani yenildik mi? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ancak o Kemal işte daha sonra Teknik Üniversitesi'nin sembol ismi olacak Kemal Erdenay'dır. Samimiydik. İstanbul'a geldiği zamanlar bazen bende bile kalırdı. Öyle de bir arkadaşlığımız vardı. Hala devam ediyor. Çocuklarımdan özellikle Onuran, oğlu Harun Erdenay işte Basketbol Federasyon Başkanlığı falan yapmıştır. Dostu, Harun'un kız kardeşiyle falan da dostu. Hala da onlar görüşürler. Böyle bir şey içinde
Kemal'le hayatımız bundan sonra yürüdü. Batur abinin cenazesinde ben biraz yürüyemediğim için tam böyle işte şeye çıkacak Şakir'in caminin kenarında bir taşa oturmuşum. Baktım uzaktan Kemal Bey geliyor. Kemal ver bakalım bir el dedim. Bana baktı baktı başta tanımadı. Sakallı makallı. O tabii her zamanki gibi gayet yakışıklı filinta gibi. Bir saçları beyaz. Yani sakal makalıyor. Ooo dedi abi tut bakalım dedim şuradan çıkalım hadi bakalım. En son Kemal'i gördüğüm de orasıdır. Neyse arkadaşım basketbolu da böyle bir şekilde anıyla birleştirdikten sonra devamını anlatayım. Devamında balık geliyor arkadaşlar. Yani balık tutmada olta molta olayı da benim başarısız işlerimden biridir. Mesela Üsküdar'da ben çok güzel istavrit tutardım. Sebebi şu. Yani balık tutanlar bilirler. İstavrit çapar ile tutulur. Çaparinin de yemi bir beyaz tüyüdür. Onu da iğnenin yanına bağlarlar. Yani onu hazır verirler. Ve bir çaparide de 10 tane iğne böyle arka arkaya falan konur. Ve onunla şey yapılır. Yani yemmem takmana falan gerek yok. Sen onu kaldırırsın, indirirsin. Hayvan onun rengine mengine atlar. İşte o şekilde yakalarsın. Ama yemli balıklarda yani mesela izmaritte bilmem dedi. Muhakkak yem takmak zorundasın. Ya ben yemi takıyorum. Taktıktan sonra vallahi çok bir süre sonra yem daha suya girerken düşüyor ya. Nasıl tutacaksın ya? Yani? Bunu ben Bozcuk'ta müdür olduğum zaman bir şekilde gerçekleştirdim. İşte orada beraber çalıştığımız arkadaşlar da var Bozcuk'ta. Bir gün Sadık Döş. Sadık Döş de çok ilginçtir. He. Babası da Sadık Döş. Sadık amca. Veya başka bir ifadeyle Terzi Sadık. Vallahi harika bir insandı. Ben sadece Bozcuk'ta çalıştığım zamanlar değil, daha sonra arada sırada gittiğim zamanlar dahi Sadık amcanın terzi dükkanına gider, ona muhakkak uğrar, çayını içerdi. İşte o Sadık amcanın oğlu Sadık. Emin Bey dedi, biz dedi, işte dedi, cuma günü akşam işten sonra Eskişehir'e baraja balık tutmaya gideceğim. Gelir misiniz? Tamam dedim, geliriz ama dedim İçişleri Bakanlığı'ndan izin almamız lazım. Bir danışayım. Neyse danıştık. Uğran'ı da götüreceğim. Ya maalesef bu işlerde onların hep küçük kaldığı için o evde anasıyla kalıyordu. Biz Urhan'da tayfaydık, kanka yani. Öyle bir durum. Yalnız işte giderken hanım şey de verdi, battaniye falan verdi. Gece dedi, hakikaten Eskişehir falan yani gündüz ne kadar sıcak olursa olsun gece serin oluyor. Hazırlığımızı yaptık. Bir de ben müdürüm yani. Bayağı önemli bir görevim olduğu için şey de değilim. Şimdi çocuklar bana dediler ki orada salta malta yapacağız işte falan filan domates, biber bilmem ne falan biz alacağız dediler. İyi. O zaman dedim ki bizim arabayla gidelim bari hep beraber. Bir yerde anlaştık buluşacağız. Ben oraya gitmeden evvel bizim Bozcuk dediği kasaba gittim. Bizim kasap böyle bir çok ilginç böyle kapıdan içeri girersin bir pazar gibi yer. Orada bütün dükkanlar sıralıdır. Kasaplar bilmem neler. Onların bir tanesi. Ve orada çok güzel Bozcuk sucuğu yapılır. Hani bize bir ara işkembe anlatıyordum ya size. Hani işkembesinin bir tarafı siyah bir tarafı beyazdır. Sonra işte kivimi malzemeler kondu. İki tarafı da beyaz oldu. Bir boka benzemedi diye. İşte onun sucuk versiyonu. Orada önde işte millet işte et alıyor, ot alıyor. Arkada bir tane böyle tahta fıçı. İçinde de bir tane işte çalışanlardan genç bir oğlan ayağını herhalde yıkamış. Sucuk içi yapıyor. Basa çiğniye. Ondan sonra da onları işte sucuklara dolduruyorlar. Zaten böyle göre yerlerinde
sucuk yaş olur. Taze sucuk olur yani. Biraz kilogramdan dolayı ağır çektiği için yani öyle vardır ama lezzet falan harikadır. Ben Bozüyük'te çalışmadığım, arada sırada gidip geldiğim zaman muhakkak dönüşlerimde oradan 2 kangal sucuk alırdım. Neyse oradan yine işte 2-3 kangal sucuk aldım. Ben eğer balık malık tutamazsak aç mı kalacağız kardeşim? Yani salatayla mı geçineceğiz? Oradan da gittim çocukları aldım. Şimdi vardık baraja. Saat işte akşam herhalde 7 falan oluyor. 7-7 buçuk. Dediler ki işte Emin Bey bu iş çok kolay. Siz hiçbir şey yapmayın. Öyle yem, balık, malık falan filan bir şeyler yapmanıza gerek yok. Yani ben yapamadığım şeyleri yapmayın diyorlar bana. Oh yani Şam'da kayısı zaten. Oltaları kendileri yapıyorlar. Yaptıktan sonra çok ilginç. Bir tane sazdan böyle kamış gibi bir şey yapmışlar. Onu böyle yere saplıyorlar. O sapladığı şeyin üstünden o işte şeyi geçiriyorlar. Misineyi geçiriyorlar. Ucunda yem. Ve bir tane de çıngırak. Üstünde de çıngırak. Dediler burada böyle balığı beklememize de gerek yok. İşte bu çıngıraklı yapıyoruz işte. Sırayla yaptılar işte 3 tane, 5 tane, ne bileyim kaç tane. Ondan sonra dediler işte efendim balık yemi ağzına alınca çekecek. Çekince üstteki çıngırak çalacak. Biz de o zaman gidip balığı alacağız. Aa çok güzel. Hadi şimdi biz koyduk çıngırakları, mıngırakları falan hazır bekliyoruz. Çıngırak çalacak, balık tutacağız. İşte şey çalı çırpımız hazır işte yapılacak işte nerede pişireceksek o hazır. Salatalar yapılıyor işte yine güzel güzel biberler küçük küçük kesiliyor işte domates bilmem ne yapılıyor carttırı cürttırı. Bir tek sıkıntı var zil çalmıyor kardeş çalmıyor ya. Vallahi saat 9 oldu. Dedim ki arkadaşlar yani ayıptır söylemesi ben dedim böyle zil çalmaz bu dediğiniz şekilde balığı tutamayız diye. Ben dedim 3 kangal sucuk al arabada. Vallahi dedim siz ateşi yakın da biz dedim bunlardan yani küçük küçük başlayalım dedim. Tabii şişemiz de var. Yani onu da söylemek lazım. Başlayalım dedim. Arkadaşlar başladık. Şarkılar, türküler, bilmem neler harika. Bir tek eksiğimiz balık. İnanır mısınız arkadaşlar? Uğran uykusu geldi. Arabanın arkasına battaniye koyduk, onu yatırdık yemekten sonra. Şarkılar, markalar, türküler, uzun havalar, her şey vardı. Ama o gece maalesef zil hiç çalmadı. Hiç çalmadı. Yani bir kere balık tutacağım, başarılı olacağım diye size anlatmak isterdim ama maalesef hani bir reklam var ya, ona benzedi hani. Çok da hoşuma gidiyor. Ne diyor adam? Maalesef diyor, anneniz diyor, klimayı açtı diyor. Yani aynı onun gibi arıyor. Maalesef balık tutamadım. Ondan sonra zaten balığa gitmedim. Yani balıkla ilgili başka da bir anı anlatacak bir şey de bulamıyorum. Hepinize iyi hafta sonu diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Pazartesi sabahı inşallah daha değişik, daha sevecen, daha gülecen bir sohbette birlikte oluruz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.